Herkese merhaba. Bu videomda sizlere PowerPaint üzerinde yer alan şekillerin birleştirilerek yeni bir görsel objenin, nesnenin oluşturulmasından bahsediyor olacağım. Bu sebeple elimde bir paralı ürün var. Ben sadece bunun benzerini sizlere nasıl oluşturulabileceğini göstermek için internetten buldum. Buraya yapıştırdım. Şimdi bu adamın işte tişörtünün mesela bir benzerini sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız. Bu alan dediğim gibi bir bu özür dilerim ya bu alan aslında değil. Bu alan aslında sizlerin şekilleri oluşturmak amacıyla kullandığınız bir bölüm. Fakat aynı zamanda bu alandaki şekilleri kullanarak farklı bir yeni obje oluşturmanızı, şekil oluşturmanızı da sağlayabiliyor. Bunun özelliğinden bahsediyor olacağım sizlere. Umarım faydalı bir eğitim olur. Başlıyorum. Ben öncelikle tişört kısmına bir bakacağım. Nasıl yapılır, yapılabilir mi kısmını sizlere birazcık göstereceğim. Amacım buradaki fonksiyonların kullanılışını öğretmek. Bir yandan da sizlere tişörtü yapabilirsem yapılımını göstereceğim. Tişörtün hani düz olması, kare olması sebebiyle, hani benzemesi sebebiyle dikdörtgeni seçtim ve boyutuna göre kendimce çizimini aldım. Çerçeve çizimini kaldırdım. Mavi renk olsun, farklı bir renk olsun. En azından ayrıştırabilelim. Sınırlarını belirledim. Bu iki resmi bir araya getirdim. Şimdi buradaki mantıkla ne yapmam lazım? Fazla olan bölümleri kaldıracağım. Bir üstü çıkarayım size. Hemen göstereyim. Bakın orada fazla olan bölümleri var. Şu omuz kısımları bölümü vesaire. O kısımları kaldırmam lazım. Tişörtün sınırına kadar geldim. Şimdi öncelikle boğaz kısmını kaldıralım. Boğaz kısmını kaldırabilmek için malum yuvarlak olması sebebiyle ben yuvarlak nesneyi seçtim. Ve şu şekilde bir tasarım oluşturdum. Bunun da gene kenar çerçevelerini kaldırdım. Rengi farklı olsuna tavsiyem. Çünkü karışıyor. Şimdi boğaz kısmını kaldıracağım. Önce üzerinde işlem yapmak istediğiniz objeyi seçip ardından diğer objeyi yani şekli seçin. Ve şekilleri birleştirme bölümü var. Çizimler bölümünde tuttuğunuz zaman nesnelerinizi biçim üzerinden açılıyor ve şekilleri biçimlendirme bölümüne tıkladığınızda da ne yapmak istiyorsunuz burada size seçenekleriyle sunuyor. Ben çıkartmak istiyorum. Çıkartmaya başladığımda gördüğünüz gibi çok şeklin buna uygun olmadığını gördüm ve iptal ettim. Birazcık daha yukarıya çıkarmaya ihtiyacım var. Evet, yukarıya çıkardım. Şimdi bir daha tutacağım. Evet, birazcık daha yukarıya çıkartıp daraltmaya ihtiyacım var çünkü geniş almıyor. Şimdi bir daha bakalım. Evet, çok bir şey değişmemiş. Bir daha kaldırıyorum yukarıya. Tam istediğim gibi oldu şu an. Ben adamın boğaz kısmını böylelikle çıkarmış oldum. Bakın gördüğünüz gibi dikdörtgendi ve benim şeklim, dikdörtgen olan şeklim adamın boynuna olacak şekilde bir değişime uğradı. Yani ben aslında üzerine yapıştırdığım şekli karemin içerisinden, dikdörtgenimin içerisinden çıkarmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde şekilleri biçimlendirme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Burada önemli olan nokta şu, kesinlikle ekle bölümünden sizin şekiller olarak eklemeniz gerekiyor. Yani bir resimle şekli bir araya getirmek veya ondan onu çıkartmak gibi bir fonksiyonu kullanamıyorsunuz. O yüzden şekillerinizi güzel seçip ona göre kullanmanız gerekiyor. Şimdi diğerine bakalım. Ben bunu kırmızı yaptım. Evet. Değiştirdim yönünü. Evet, şimdi şekli bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Bıraktım. Evet. Tutamadık bir türlü. Biraz büyütelim şöyle. Evet. Tamam. Oraya bir
şekil daha ekleyelim çünkü kapatmıyor istediğim alanı. Yine kırmızı olsun, çerçevesini iptal edelim ve şu şekilde yan koyalım. Tam gene olmadı. Biraz daha yan çevirelim. Birazcık daha. Tamam. Şimdi bir bakalım tişört kısmını kurtarmış mıyız? Biçime geldim gene. Şekli çıkart dedim. Çok hafif eğimli olması gerekiyormuş. Biz çok eğimli yapmışız. Hemen onu da düzeltelim. Eğiminin çok az olması lazımmış. Yani boyun gibi. Tamam. Şöyle herhalde. Hemen bir bakalım. Biçim bölümüne gelelim. Evet, işimi görür. Ha, birazcık daha kaldırabiliriz. Birazcık da yan çevirelim. Tamam. Şimdi bir daha kaldıralım. Daha iyi. Tamam, nispeten daha iyi. Biraz yukarıya çıkarayım. Nispeten daha iyi. Metin ekledim ya. Evet. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Bir kopyasını da öbür tarafına oluşturuyorum. Bir de hızlı bir şekilde tersine döndürebilirsiniz. O da buradaki döndür fonksiyonuyla. Gördüğünüz gibi bir daha aynısını yapmak yerine öbür tarafa uygulayabilmek adına tersine çevirdim. Mesafe ayarlarını yaptım. Şimdi ikisini de çıkartacağım. Bakalım olmuş mu? Evet, tam istediğim gibi boyun omuz kısmını da böylelikle tamamlamış oldum. Aynı şekilde ben hızlıca gene bir obje daha ekleyeyim şöyle. Obje diyorum genelde ama şekil demek istediğim. Evet, biraz yan, böyle değil. Biraz uzun olsun dedim. Hemen gene rengini değiştirelim. Sanki açısı biraz büyüktü. Şöyle yapalım isterseniz, daha sağlıklı olacak. Ona benzetmeye çalıştığımız için olmuyor bir türlü. Bu tam işlevini görmeyecek. Hemen başka bir şeye bakıyorum. Bulabilir miyim benzerini diye. Belki şu işimi görür. Bakalım nasıl bir şey veriyor bize. Belki. Bir deneyelim. Tamam. Bu işimizi görür. Hemen şu sivri kısmını çıkartalım. Şundan. Evet. Birazcık. Objeler olunca, diğer nesneler olunca işlem yapmakta zorlaşıyor. Çıkardık. Sivriliğini yok etmiş olduk. Evet. Birazcık daha çevirirsek tam %100 olmasa da bizim en azından kısmen de olsa ihtiyacımızı karşılamış olacak. Evet. Tam şu an istediğim bunun gibi bir şey. Evet. Aynısını bir daha kopyaladım. Arkadaşlar tersine çevirdim. Tekrar gene aynı şekilde. Ve getirdim buraya. Bir daha şunu bir aşağı. Evet, tam istediğim gibi mi? Değil. Birazcık daha yakınlaşsın. Tamam. Şimdi bunları da çıkaralım. Tamam. Şu an istediğim gibi. Şimdi gelelim kolun devam eden bölümüne. Yani birazcık daha oval bu kısım. Oval olduğu için gene az önceki kullandığımız obje şekil sanki mantıklıydı bunun için. Onu tekrar oluşturdum. Çevirdim. Şu kısmı birazcık dışarıya attım. Evet. İstediğim bunun gibi bir şey. Sağlar bence. Biraz yakınlaştıralım. Evet. Tamam. Şimdi kopyalayalım. Tersine de uygulayalım aynı formatta. Tamam. Evet. Tuttuk. Bunu tuttuk. Bunu tuttuk ve çıkardık. Evet. Birazcık daha içeriye olabilirmiş. Çok kritik değil. Çok da vakit harcamak istemiyorum açıkçası. Ve son işlemler çizgiler. Tamam. Çizgilerimizi de hemen dikdörtgenden faydalanarak yapalım. Evet.
Büyük olsun biraz. Aşağıda da birkaç durumumuz var. Tamam. Evet. Tamam, tuttuk. Diğer nesneleri tuttuk ve çıkarttık. Evet, gördüğünüz gibi en azından dikdörtgenden kaba bile olsa, daha da üstüne çalışılsa güzel şeyler çıkabilir. Böylelikle biz bir tişört yapmış olduk. Yeni bir aslında şekillerden yeni bir şekil oluşturmuş olduk. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Hızlıca diğerlerine dair de birkaç görsel hani uygulama yapalım sizlerle birlikte. Onları da bir görün. Üst üste eklensin. Örnek veriyorum, bu farklı bir renk olsun. Bir daha yapalım. Bu da sarı olsun. Neyse. Seçtik tüm objemizi. İstersek bunların hepsini bir araya da getirebiliriz. İstersek orta payda da kesişen noktalarını bu anlamda çıkartabiliriz de. Ya da parçalayabiliriz de. Aynı zamanda direkt üçünün de kesiştiği noktadaki bölümü de alabiliriz. Yani bu bir 5 anlamda kullanılıyor. Sizler, sizin için hangisi faydalıysa onu kullanabilirsiniz. Bakın az önce yaptığım işlemdeki parçaların hepsi ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, PowerPaint'te de aslında bir Photoshop gibi olmasa da daha önceki arka plan silme videomda anlattığım gibi bir Photoshop kadar olmasa da amatör boyutta bir grafik tasarımı anlamında sizlere Photoshop bu imkan, PowerPaint bu imkanı sunuyor. Umarım sizler için faydalı olur. Sizler de kullanabilirsiniz. Birkaç pratik yapmaya ihtiyacınız var. Pratiklerinizi de uygulamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.